Sevgili Oğlak, yükselen burcu Oğlak olan dostlar, 29 Temmuz 4 Ağustos haftasındayız efendim. Artık Ağustos ayına giriyoruz ve bu hafta Oğlakları neler bekliyor sevgili Oğlaklar? Güzel bir hafta başlangıcı diyebiliriz. Pazartesi günü itibariyle Ay Boğa burcunda aslında biraz da sürprizli bir gelişme söz konusu olacak. Nerede olur? Ekonomik şartlarda, ödemelerle ilgili konularda gündeminizde Cuma gününe kadar olan süreçte böyle ani gelişmeler ve tabii ki ilişkiler adına önemli olabilir. Haftanın ikinci, üçüncü günleri efendim. Gündem değişiyor. Biraz daha işte efendim günlük rutinlerinizde daha enerjiksiniz. Çünkü Mars buradan geçiyor. Oldukça hareketli. Belki zaman zaman ufak tefek sağlık sorunları da gündeme getirebilir. Aldığınız aksiyonlara dikkat edin efendim, fiziksel enerjiniz yerinizde ama sakarlıklara, özellikle mesela spor yaralanmalarına, kemiklerle ilgili sağlık sorunlarına da dikkat etmemiz gerekiyor efendim. Ve Perşembe Cuma günü ilişkiler gündemimize giriyor. İkili ilişkiler, ailevi konuları ilgilendiren durumlar söz konusu olacak ve bu hafta hem Merkür Pazar günü itibariyle Başak Burcu'nda retro yapmaya başlıyor. Ve Pazar günü de Aslan Burcu'nda bir yeni ay var. Yeni ay Oğlak Burçlarının aslında bazı yaşamlarındaki krizleri daha rahat yönetmeleri, çözmeleri anlamında destek verecek. Çünkü bu yeni ay finansal konuları, işte borç, vergi, paylaşılan kaynaklar, ortaklı işlerde bir takım yön değişmeleri ve bunun akabinde gelişebilecek maddi konulardaki ödemeler gibi gözüküyor. Belki de bankalar veya işte kredilerle ilgili önemli gelişmeler, kredi çekebilirler bazı oğlaklar borç kapamak için veya borçları yapılandırabilirsiniz. Yeni ayın etkileri bu şekilde olacak. Evet, Uranüs'ün tabii ki güzel etkilerini aslında alıyorsunuz. Uranüs size yenilik yapmak için büyük cesaret veriyor. Çünkü oğlaklar çok güvenli adım atmak isterler. Ama orada koşulları değiştirmek için de uzun vadede iyi düşünüp plan yaparlar. Dolayısıyla burada çok zorlanacakları bir gündem getireceğini düşünmüyorum ben. Ve haftanın genel en güçlü etkisi de dediğim gibi banka, finans gibi durumlar. Ve Merkür Başak Burcu'nda retro yapmaya başlıyor. Eğitimler, eğitim aldığınız yerler, biraz daha uzak hedeflerinizle ilgilendiren alanlarda böyle acaba yönümü mü değiştirsem diye böyle bir durgunluk fikirsel olarak bazı gelişmeler getirebilir. Çünkü Merkür burada Aslan Burcu'na gerileyecek. Bunun için de biraz aslında yine geçmiş borçlara, önceden hayatınızda belki de bilmediğiniz böyle ani ödemeler çıkartabilir. Biraz böyle bunlara karşı hazırlıklı olun. Hatta böyle şimdiden siz şöyle arşivi bir karıştırın ki sürpriz olmasın. Burada bazı sürprizler çıkabilir çünkü. Evet, genel olarak haftanın çok ciddi etki almayan ama rutinde giden fakat koşulları da değiştirebilecek, burada ani parasal konularda sürprizler getirebilecek de bir hafta olacak. Mutlu bir hafta diliyorum sizlere.